Mutasyonlar çoğalan her canlı türü için karşılaştığımız genetik kod değişiklikleri diyebiliriz. Peki virüsler neden daha çok mutasyon geçiriyorlar? Çünkü çok hızlı çoğalıyorlar virüsler ve özellikle de RNA virüsleri, ki koronavirüs bir RNA virüsü, kullandığı enzimler nedeniyle daha fazla mutasyona uğrayan bir virüs. Salgının ilk tanımlandığı 2019 Aralık ayından itibaren zaten virüs zaman zaman mutasyonlar geçiriyordu ve bunlar zaman zaman araştırıldı. Son mutasyon neden çok dikkat çekti? Bunun da temelde iki nedenden dolayı bütün bilim adamları bu mutasyonlara yönelmiş durumdalar. Çünkü İngiltere'nin güneydoğusunda vaka sayıları arttı son birkaç hafta içerisinde. Artışlarda ki suçlara, koronavirüs suçlarına bakıldığında bunların çok büyük bir çoğunluğunun yeni mutasyonları içeren virüsler olduğu saptandı. Yaklaşık yarısından fazlasının yeni mutasyonları içeren virüsler olduğu saptandı. Şöyle bir endişe doğdu herkeste. Acaba bu mutasyonların, yeni geçirilen mutasyonlar virüsün enfektivitesini, yani bulaştırıcılığını arttırıyor mu diye bir kaygı oluştu ve şu an bu araştırılıyor diyebilirim. Bilim adamlarının dikkatini çekmesinin bir diğer nedeni de mutasyonların spike, ya da Türkçe çıkıntı diyebiliriz, çıkıntı proteinini kodlayan bölgede yoğunlaşmış olması. Yaklaşık 2-3 amino asitlik bir eksilme, silinme. Bir 7 amino asitede farklılık var. Spike proteini virüsün en önemli proteini bizim için. Neden önemli diye soracak olursak, virüsün en dışında yer alan protein, virüs bu proteiniyle enfekte edeceği hücrelere tutunuyor. Birinci neden bu. İkincisi, kullandığınız aşı yaklaşımlarının bir kısmında, ki Pfizer, BioNTech'in, Moderna'nın aşıları bu şekilde, virüsün S proteinini kodlayan genetik diziler aşılanan bireylere enjekte ediliyor. Üçüncü neden de, eğer siz S proteinine karşı etkili bir antikor geliştirirseniz, organizmanız bunu yaparsa, bu virüsün enfeksiyonlarından korunmuş oluyorsunuz. O yüzden de bilim adamları bu S proteinindeki mutasyonlara çok büyük bir ilgi gösterdiler. Şundan korkuyorlar, acaba hastalık yapıcı etkisi daha mı fazla? Acaba aşılanan bireyler bu mutant suçlara karşı koruyuculuk göstermeyecekler mi? Acaba enfeksiyonu geçiren bir birey yeniden enfeksiyonu geçirme olasılığı var mı bu mutant suçla? Böyle bir şeyin olma olasılığı aslında düşük. Çünkü S proteini yaklaşık 1200 amino asitten fazla büyüklükte. Ve sözünü ettiğimiz bu mutasyonlar 9-10 amino asit düzeyindeki değişiklikler. Yani bunun mantık çerçevesi içerisinde düşündüğünüz zaman aşıyı etkisiz hale getirme olasılığı çok çok düşük. Ama yine de bu küçük olasılığı gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunun mutlaka araştırılması gerekiyor ki şu aşamada muhtemelen bu virüsün bu özelliklerinin araştırıldığını, aşı firmaları tarafından ve diğer bilim adamları tarafından araştırıldığını söyleyebiliriz. Aslında bu mutasyonların öngörülenden fazla olduğu düşünülüyor. Öngörülen mutasyon dediğimizde moleküler bir saatten söz ediyoruz. O moleküler saate baktığınız zaman bu mutasyonların biraz daha öngörülenin üzerinde olduğu anlaşılıyor. Bunun da nedeni olarak enfekte olmuş, immün sistemi baskılanmış bir birey olabileceği söyleniyor. Çünkü bu tür bireyler 2-3 ay boyunca vücutlarında SARS-CoV-2 virüsünü, COVID-19 hastalığının etkeni olan SARS-CoV-2 virüsünü barındırabiliyorlar. Ve virüs bu bireylerde çoğalırken birçok baskı mekanizmasından kaçmış oluyor. Bu baskı mekanizmalarından kaçması onun daha fazla mutasyon geçirmesine, daha fazla çeşitlenmesine, daha çok alt türümsüller oluşturmasına neden olabiliyor. Bu çeşitlenme de diğer insanlara bulaştığı an
normalden daha fazla mutasyon içeren virüslerle karşılaşabiliyorsunuz. İlk hipotez bu. İkinci hipotez, acaba farklı bir canlı türüne bulaşık virüs. Orada farklı seçilim baskıları altında daha fazla mutasyon geçirdi. Bu da olasılıklardan bir tanesi gibi görünüyor. Çünkü yakın geçmişte yine Danimarka'da gelincik çiftlikleri, kürkleri için yetiştirilen gelincik çiftliklerinde mutant bir suç bulmuştu ve tüm gelincikler imha edilmişti. Açıkçası bunun da şimdilik bilemediğimiz bir türde acaba virüs bulaşıp çoğalıp bu mutant suçlar yeniden insanlara bulaştı mı diye hipotezler arasında araştırılan bir faktör de bu. Her mutasyon aslında virüsün lehine işlemiyor. Mutasyonlar çünkü doğaları gereği rastgele olan şeylerdir. Ve çoğu zaman virüsün aleyhine işlerler. Bazen de virüsün lehine işleyebilirler. Singapur'da karşılaşılan mutasyon silinme, yine S geninde bir silinme olmuştu. Belli bir miktar amino asit kısalmıştı oradaki mutasyon sonucu S geni. Bu silinme sonucunda virüsün oluşturduğu hastalığın şiddeti hafiflemişti. Virüs daha hafif seyirli bir hastalık oluşturuyordu. Singapur hükümeti o sırada vaka sayılarının artışıyla beraber önlemlerini aldı ve o virüs şu an virüsün gen havuzundan silinmiş oldu. Artık o virüsle karşılaşmıyoruz. Yani mutasyonlar zaman zaman virüsün karakteristik özellikleri üzerinde farklılıklar oluşturabiliyorlar.